Se. A. Se. Ne hani? Özü ne yapıyorsun? Hazırlık mı yapıyorsun kameralarımıza? Kameralarımız. Merhaba dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün yanımda yepyeni bir konuğum var. Özü. Evet, geçen videomda arkadaki kahkaha sesleri ve çay karıştırma sesi kendisine aitti. Bugün bu samimi ortamda sohbet edeceğiz, şarkı söyleyeceğiz. Neler yapabiliriz Özü? Sendeyiz. Çok akışına bırakıyoruz. Evet. Spontan yani böyle. Benim mutfağım genelde meşhurdur. Evet. Mutfak muhabbetleriyle. Çok eskiden kızların hepsi bekarken fısıl yapardık. Bekarken onlar tabii. Evet. Şimdi biz şimdi buralar bize kaldı. Sevişim kaldı. Evet. Şimdi biz takılıyoruz. Zamanında bakın. Bak sinirlendim. Burayı özellikle vurgulamak için planladım evde. Zamanında sevgili ablamlar ve ailemizin büyük kuzenleri beni şu kapıdan dışarı kovarken ben dışarıda gizli gizli ağlardım. Ama şimdi burada siz değil ben o sürüyorum, anlıyor musunuz ya? Çayımız gözükmüyor olabilir. Ben demledim. Bana hiç kimsenin yaptıramayacağı şeyi yaptırıyorsun şu anda. Hiç aklıma gelmezdi mesela bir gün böyle bir video çekeceğim. Ya Özü, daha bunların birini çekeceğiz. İkisini, üçünü seri oluşturacağız. Oynatma listesi yapacağız. İnsanlar senin için gelecek ve izleyecek bu videoyu. Bak ben biliyorum, ben ileri görüşlü bir insanım. Her şey senin için bebeğim. Ah, teşekkür ederim. Benim küçük annemdir kendisi. Ben çok uslu bir çocukmuşum. Değil mi Özü? Evet, çok usluydu gerçekten. Bütün günü beraber geçirdiğimizi bilirim. Yanımda sadece yatar. Annem yanımda hiç uslu bir bebek değildin. Siz ablanla birlikte ne kadar edepsiz bir çocuktunuz derdi ama... Bana usluydun. Bak, beni koyarlarmış oraya. Ben böyle dururdum. Hatta buraya bizim bir fotoğrafımız var ya, onu koyacağım. Ayıcık var ya ben. Hayır. Özü'nün saçlar tabii o zaman. Bob Marley gibi kıvırcık kıvırcık. Bugün biraz boğazım acıyor ama. Ah evet, evet. Bu sanatçı tribi diye. Çok şey, gerçekten hasta. Ama ben hasta haliyle bile çok güzel şarkılar söyleyeceğini düşünüyorum Özüm'ün. Yani benim genelde tarzım türkü. Evet, biz türkü, türkücü insanlarız. Biz Anadolu'nun bağrından kopup geldik buralara. Biz popüler kültürün esiri olmayacağız Özü. Evet diyor. Mutfak partisi zamanlarımızda fasılımızın en başlıca şarkısı Asırlardır Yalnızım'dı. Bu türkü değil tabii ki de. İlk onu hep söylerdik hepimiz birlikte ya. Kızlarla. Tabii onu ben söylerdik. O zaman... İstersen onu söyleyebiliriz birlikte. Onu biliyorsundur herhalde. Sen girersin. Kayıtlı ben bilirsem... Ha, biliyor gibiyim ya. Seni versinler ellerine. Seni versin. Tamam. Ya tamam desene. Biliriz canım. Kayan. Kibinler. Biliriz. Evet. Kibinler. Kendisi sanki. Ben. Tabii o zamanlar vardım. 90'lar senesi miydi Özü? Bir kayan çok moda o zamanlar. Duysa diyecekler bunlar ne yapıyor? Ya komşular. Özler coştu. Özü 20 yıldır böyle, ben gelince komşular. Ben bilmiyor muyum burada halaylarla tepinlediği günleri? Tabii o zamanlar dışarıda olduğum için ben dış kapıda... Sadece sesleri dinliyorum. Sadece sesleri görmezdik falan. Kendimden yoruldum diye bir şiirim var mesela. Ya arkadaşlar, siz sandınız ki biz burada oturuyoruz, boş laf yapıyoruz değil mi? Yok. Evet, biz şiir de okuyacağız zaman gelince. Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeyle mahkum ettik her şeyini. Bir yemin ettim ki dönemem. Üzüntün ellerimde, soldum kederlerimde. Cehennemde yansın bu dilim. Bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler
kalpleri kopuyor. Zavallı yüreğimde tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Umarım gelecek nesillerde Kayahan'ın kıymetini bilir. Evet, buradan söylediğimiz kadar analım da kendisini. Gün ağarınca boynum bükülür, dalırım uzaklara, gönlüm sıkılır. Gün ağarınca boynum bükülür, dalırım uzaklara, gönlüm sıkılır. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma nöbetlerdeyim, başım duman. Ah bu yangın beni öldürüyor yavaş yavaş. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni kül ediyor. Kor kor ateşler yanıyor içimde. Aşkı beni kül ediyor yavaş yavaş. Sorma ne haldeyim, sorma kederdeyim, sorma yangınlardayım zaman zaman. Sorma utanırım, sorma söyleyemem, sorma. Nöbetlerdeyim, başım duman. Çok iyi ya. Fasılımızın bir tane daha şarkısı aklıma geldi. Yolla gelsin. Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe, sırf sana benziyor diye, usulca sokulup merhaba dedim. Tanıdık bir huzur aradım, şaşkın bakışlarında dün. Bildik bir söz bekledim, eskiden kalma öylesine. Konuştu bir şeyler söyledi, beklediğim sözler bunlar değil. Yüzüme baktı gözlerime, ama senin gibi değil. Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil. Hiç kimse senin gibi fikrime huzur değil. Anladım ki hiç kimse, hiç kimse sen değil. Hiç kimse senin kadar canımdan öte can değil. Biz eskiden bir arkadaşımla mutfakta çok fasıl yaparken hep onu duyacağım zannediyorum genellikle. Yaz akşamlarında cam açık şarkı söylerdik. Ka alkış sesi de duyduk. Ka şarkıyı söylerken karganın katlamasını duyduk. Dışarıda ama. Ya Özü. Buradan hangi şarkılar söylendi? Evet. Özü bana izletiyordu eski videoları falan. O zamanlar akıllı telefon, video vesaire yok. Ama şey olsa yani, kamera olsa veya birinin aklına gelse, şu an hani YouTube'un en popülerleri siz olurdunuz. Yani gerçekten evet. Özü ve
kızlarla hep birlikte. Kızlar dediğimiz bir tayfa var. Ablamlar, kuzenlerimiz karışık. Hı-hı. Hepsinin yaşı birbiriyle aynı neredeyse. Ve hepsi kız olmasından mütevellit çok efsane bir ortam olurdu. Evet, olurdu. Hani küçükken çok özenirdik o ortama girmek için. Ve videolar, işte film parodileri, video klip parodileri, şarkılar, öyle ortamlar vardı ki. Evet. Tabii Zehra gene bunları ilk dışarıdan dinliyordu. İşte ben böyle bir video falan izlerdim. O videolar için ben içeri odadaydım tabii. Canlısını hiç göremezdik. Bu şarkı Özün'ün çok sevdiği bir şarkı. Türkü. Türkü. Çok güzel bir türkü. Bunu söyleyeceğiz. Ben gireceğim. Özü tabii o sırada çok şaşıracak. Aman Allah'ım falan. Harika bir sürpriz diye düşünecek. Ondan sonra bana eşlik edecek. O yüzden mikrofonu ben devralıyorum. Son 2, 3, 4. Mevlam bir çok dert vermiş. Beraber derman vermiş. Mevlam bir çok dert vermiş. Beraber derman vermiş. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Diley, diley, diley yar. Diley, diley, diley yar. Diley, diley yar. Bu tükenmez derdime neden ilaç vermemiş? Diley, diley, diley yar. Diley, diley, diley yar. Diley, diley yar. Fanidir dünya fani, ağır da vermez yâri. Fanidir dünya fani, ağır da vermez yâri. Bu tükenmez derdimi tabipler de bilmedi. Diley, diley, diley yar. Diley, diley, diley yar. Diley, diley yar. Nazlı yardan bana bir haber geldi. Eğer doğru ise büktü belini. Dediler ki yâri, ya derler aldı. Kadir Mevlam nasip eyle ölümü. Seher yıldızı ayırdı bizi. Perişan eyledi dost ikimizi. Karacaoğlan der ki doğmadan göçtüm. Yarın ellerinden badeler içtim. Sabreyle sevdiğim ilkbahar gelsin. Ölmeyince çeker miyim elimi? Seher yıldızı ayırdı bizi. Perişan eyledi yar ikimizi. O çayla ilgili de şey istedim söz olarak. Geleydin bir çay içimi, ben çay koyardım. Ben çay dökerdim, sen de içini. Ben çayını döktüm, sen de içini dökebilirsin bebeğim. Ya bizi yapma ya. Dur o zaman ben de çayla ilgili söz söyleyeyim. Her şeyi salla ama çayı demle hacı. Evet, sıra sende. Bu kadar. Yok mu sen? Ay Çiçek Abbas'la şey iki oldu. Evet, aşık atışı mısın? Bir sonraki videomda umarım tekrardan görüşürüz Özü. İnşallah. Çok keyif aldım öncelikle. Gerçekten bu resmiyeti neden takıyorsun? Zahide yetiş. Arkadaşlar siz de videomu beğendiyseniz yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir ayda ne kadar büyümüşüz. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Daha da büyüyeceğiz inşallah sizlerin de desteğiyle. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.